Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Leyla Tavşanoğlu ilginç röportajlarına bir yenisini daha ekledi. Tavşanoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Ivanovski ile Orta Doğu ve Füze Kalkanı'nı konuştu. İşte o röportajdan dikkat çekici bir bölüm. Malatya Küreci'ye füze kalkanı yerleştirildi. Ancak bu füze kalkanını kime ve hangi tehdide karşı yerleştirildiği açıklığa kavuşmadı. Başbakanınız Putin'de füze kalkanının faal duruma gelmesi halinde Rusya'nın da buna karşılık kendi silah sistemini geliştireceğini söyledi. Siz buna ne diyorsunuz? Bu füze kalkanın küreceye yerleştirilmesinin Rusya'da çok büyük sevinç uyandırmadığını tahmin edersiniz. Peki hedef nedir? Taraflardan birisi topyekün vurulmazlık gücü elde etmeye çalışıyor. Ama bugünkü ortamda bunu başarmak mümkün değildir. Yani bu taraf Amerika Birleşik Devletleri mi? ABD bunu yaparsa biz de karşılığını veririz mi diyorsunuz. Bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Hedefledikleri topraklarda nükleer bombalarını patlatırlarsa bütün dünya çok kötü bir biçimde etkilenecektir. Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde de benzer sistemler konuşlandırılırsa biz de önlemlerimizi ona göre alacağız. Biz de kendi topraklarımıza kısa ve orta menzilli füze sistemleri konuşlandıracağız. Peki füze kalkanı ve radar füze savar sistemle donatılmış gemiler bir bütün sistemi mi? Evet, bunun merkezi Almanya'da Ramstein askeri üstünde. Bütün veriler orada toplanacak. Orası bilgi veri merkezi olacak. Önümüzdeki dönem dünyada gerginliklerin iyice arttığına mı tanıklık edeceğiz yine? Mayıs'ta Chicago'da NATO zirvesi yapılacak. Buna göre önümüzdeki dönemde dünyanın önünde iki seçenek var. Bu ya gerginlik ya da barış yolu olacak. Sözüm ona Arap Baharı, Güney ve Doğu Akdeniz kıyılarındaki ülkelerde yaşandı. Bu yaşananlar Rusya'nın Akdeniz'e önünü kesme hedefi midir? Bu sözünü ettiğiniz ülkelerde sonuçta gerçekten demokrasi gelseydi bizler bu hareketleri desteklerdik. Ama kabul etmeliyiz ki bu ülkelerde yerleşen yeni rejimler demokratik olmadı. Dünyada hiçbir ülkenin bir başka ülke ya da ülkelerin rejimleri hakkında bu rejim iyi, bu rejim kötü deme hakkı olmamalıdır. Bizler böyle yaklaşımları kabul edersek o zaman uluslararası hukuk diye bir kavram ortadan kalkar.